Arkadaşlar bugün size bir site tanıtacağım. Bana sponsor oldukları için Rust Clash'e teşekkür ederim. Rust Clash'te birbirinden farklı bir sürü oyun modu var. Aralarından birkaçını aktif olarak ben de oynuyorum. Eğer siz de ücretsiz bir şekilde oynamak istiyorsanız şuraya gelip damages yazmanız yeterli. Anında hesabınıza 500 coin aktarılacak. Veya kendi bakiyenizi yüklemek istiyorsanız deposit kısmında baya bir seçenek mevcut. Aynı zamanda sitedeki bakiyenizi çekmek için de baya seçenek var. Buradan kripto olarak çekebilirsiniz ya da PayPal'dan direkt para olarak ya da Rust skin olarak da çekebilirsiniz. Dilerseniz videoya geçelim. İyi seyirler. Hepinize yeni videomdan selamlar dostlarım. Bu videomda tren raylarında duran, içlerinde loot olan trenleri tren istasyonuna getirerek lootlamaya çalıştık. Başlarda duo'yuz, daha sonra ben solo olarak devam ediyorum. Dostlarım bu arada bilgisayarıma format attım, kayıtta bir sorun olmuş ve benim sesimi almamış. Bu yüzden videoda sesimi duymayacaksınız, ben aralarda konuşarak sizi bilgilendireceğim. Hala abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bol keyifli seyirler. Başlar başlamaz arkadaşımla buluştuk ve ok yaylarımızı bastık. Ev atmak için tren istasyonuna doğru koştururken silahlı bir adam bize denk geldi ve bizi kesti. Ardından tekrar doğduk, ev atacağımız yere doğru koşturduk. Ben ev yapmak için farm kasarken arkadaşım da bir drop çalıyor ve Thompson'da bir adamı kesiyor. Sonra tekrar buluşup ev atmaya çalışıyoruz.
Sunucuya gireli daha yarım saat olmamışken biz çok iyi katlamıştık. Üstüne bir de evimize attık. Daha sonra ev işlerini halletmek için yol lotukası belirtiyoruz. Ardından haritada lootlamak için tren arıyoruz. Evde biriken hurdayla tezgah 2 basıyoruz, ardından dışarı çıkıyoruz. Dostlarım, komşulardan muazzam komp aldık. Şimdi ise tekrardan tren aramaya çıkıyoruz. Tren istasyonuna sadece bir tren getirerek 900 yakıt aldık. Bunu konvoy halinde de yapacağız. Şimdi ise eve loot sığmadığı için evi geliştiriyorum. Thank you.
Evi hallettikten sonra vurup komplarını aldığımız komşularımız silahlanıp bizi darlamaya başlamıştı. Bir iki kez fight kaybedince ağır silahlara geçmek için karakoldan tezgah 3 satın aldım. Trendeki kilitli sandığı kaybetmiştik. Arkadaşım uyumaya gitti, ben daha ki öğrenebilmek için eritime gidiyorum. AK'yi öğrendim ama AK body olmadığı için AK basamıyorum. Tekrardan trene kilitli sandık atıyor ve ben de gidiyorum. Öldürdüğüm adamlardan AK body çıkmıştı. Ben de AK full setimi basıp raidlere başlıyorum.
Attığım raid'den çok güzel loot çıktı. Lootları eve taşıdım, ardından tren aramaya çıkıyorum. Tamı tamına 13 trenlik bir konvoy yapıp tren istasyonuna geldim ve lootları eve getirdim. Ardından 2 molotov raid atıyorum. Daha sonra da komşumun surlu evinin eridiğini görüyorum ve oraya raid deniyorum.
Oradaki taş duvar diğer sandıkları almamı engelliyordu. Ben de duvarı kırmak için karakoldan delici almaya gidiyorum. Aynı zamanda gitmişken tren topluyorum. Evden bayağı iyi malzeme aldım. Aldığım sülfürlerle roket basıyorum, ardından tekrar reyde gidiyorum.
Evden çıkan item fena değildi ama bir sorun vardı. Kesip silahlarını aldığım takım sürekli kapıya pustu ve ben de malzemeyi eve taşıyamadım. Daha sonra bunlarla savaşmaya karar verdim. Yatak süresine sokup bunları raidlemeye çalışacağım.
Adamların ellerindeki malzemeyi aldığım için sanırsam oyundan çıkmışlar. Ben de evi Türk oyunculara verip sunucudan ayrılıyorum. Sizden küçük bir ricam var. Abone olmanız benim için çok önemli. Abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.